Siz siz olun, yaşınız mı say? İstikamet bak, muzam ümmet yani ümmetimin ekserisi, azami yani muzam, azam ümmet, ümmetimin azamı cadde-i kübrada gider. Misal, beraber olacaksınız. Doğru dahi olsa, umumun ahengini zarar veriyorsa o doğru değildir. Burada doğru değildir. Yani evde de öyle. Emre gitti eve. Ahengi bozuyor. Doğru yapıyorum. <laughs> olmaz. Bir sürü doğru var. Çorapsız namaz kılmak da doğrudur, çoraplı kılmak da doğrudur. Ama biliyorsunuz. Kan aksa da e, abdest var, abdest de yok. Biraz akıllı olduk mu? Akıllı olacağız. Yani e, kafanızda böyle e, simalarınızdan belli böyle. Ya niye böyle? Sizin için söylüyorum. Ben niye söylüyorsun abi? Ben mesulüm. Sen de mesul olmadığın zaman, mesul olduğun zaman o zaman demezsin. Çünkü bu böyle. Bu yol böyle. Umumi ahenk arabada hızlı giderken yüzde taksi ise içeride yer değiştirmeler bile arabanın dengesini bozuyor. Başınıza diyor bir köle dahi tayin edilse itaat edin diyor. Yani siyah bir köle idi Sonra Halit bin Velid'in başına da e, tayin edildi o. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Cenab-ı Hak ihlas nasip eylesin, sadakat nasip muhakime, muvazene, dinde hassas, muvazene-i noksan etmesin bizi. Bak dinde hassas, Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam veda hutbesinde ben size 124 bin peygamberin dinini tamamlamaya geldim demedim. Güzel, güzel ahlakı tamamlamaya geldim demiş. Güzel ahlak sahibi etsin bizi. Geçimli insan etsin, uyumlu insan etsin böyle. Şimdi sevgili kardeşim, şimdi tarihi bir şeye şahit olacaksınız bugün. Tarihi anlatacağım sonra bir şey göstereceğim size. Gazete çıkmış. Şimdi mesela sağda solda Rüştü abi veya Zübeyir abi gasteye gazeteyi okurmuş, gazete şey yapmış. Her şeyin bir yeri var. Usta Hazretleri ne zaman gazete çıkabilir, nasıl çıkabilir onu da anlatacağım. Sonra tarihi vesika göstereceğim size. Zübeyir abi gazte gazete çıkartalım diye dedikleri zaman e, o şartları yazmış. 10 tane madde. Buna uyarsanız yapın demiş. Tabii ki uyulmamış. Gazete çıkarttılar. Zübeyir abi zamanında e, gazete çıkıyordu diye. Ve Galata Köprüsü'nde sirkeci de satıyordu diye şey yaptılar. Zübeyir abi gençti. Sattıklarını göstereceğim size. Bastıklarını göstereceğim size. Gazete istat ettiğini göstereceğim. Bu bir şeyi bir yerde göremezsiniz. Rüştü abi verdi. Bunu dedi. Benim zamanımda az, senin zamanda çok çıkacak bu itham. Çünkü tarih uzaklaştığı için... Yeni nesil bilmez, senin elinde olsun. O tarihi büyük şahsiyetleri e, duasını almak adına öyle olmadığını göstereceksin vazifendir demişti. Zübeyir abi şu elimdekileri e, sattı. Size göstereceğim şimdi, tek tek. Kaç tane var? Bir, gazete dedi. Hepsini sayacağım. Nur. Burada da da görsünler. Şöyle yapayım. Nur. İçini bakacaksınız. Sayfa İstanbul batsa haber var mı? Soruyoruz. Bu asın sağır kulakları dahi işitsin. Tamam mı? Ee, ne yazmış? Umum din kardeşlerimizin bayramını tebrik eder. Bu, mu bu mübarek Ramazan bayramının hem alem İslam için vesaire diye. Şurada diyor ki 1300 seni 1350 senede ve her asırda 350 milyon Müslümanların hayat içtimaiyesinde kutsi vakiki bir dusturu ilahiye 350 bin tefsirin tasdiklerine ve ittifakların istinaden tefsir eden bir müfessirin yarım asır gibi uzun müddet dünyada emsalı görülmemiş işkenceli musibetlere düçar edildiğini acaba hangi dünya tarihi kaydetmektedir. Soruyoruz bu asın sağır kulakları da işitsin. Gazetenin sayfası. <laughs> e, bu mudur, bu e, Nur? Nur. İlk tarihi, tarihi de vereyim size. 14 Şubat 1964 Cuma. Fiyatı 100 kuruş. İkinci sayfa. Nur mesleği siyasi değildir. Nur'un müellifi ve tercümanı Bediüzzaman Said Müşik konuşuyor. İstinat ve ithamlara verilen cevaplar. Ustatlara soruyorlar. Cumhuriyet Savcılığından alemize tanzim ettiği 1963 1516 sayılı iddianamede müddeminin bu asılsız itham etti iddia ediyorsun Ferhan diye. Ondan sonra bakın Risale-i Nur'da ikinci sayfada şu şöyle, sual. Dünyanın siyasetine karşı ne için bu kadar lakaytsın? Bu kadar safatı aleme karşı tavrın hiç bozmuyorsun. Bu safatı hoş mu görüyorsun veyahut korkuyor musun ki süküt ediyorsun? İstanbul Batsaber haber var mı? Bak. Malimlerimiz Allah Allah'tan bahsetmiyorlar. Ve hutbede, hutbede koymuş. Bize Halik'imizi tanıttır. Üçüncü sayfa. Gazete ya de sattı. Satıyor böyle satıyordu. Yani sattığı bu yani. He, daha göstereceğim dur. He. Daha başka da var. Hemen kapatıyorlar. Bir 3 4 gün en polis savcılık an toplattırıyor. Ondan sonra gene Nur merak ettim ilk sayfasında aynı. Herhalde üçü de aynı. Üçü de aynı soruyoruz dedi. Mi evet Nur gazete. Gazete bu. Nur gazetesi. Nur. Peki bu farklı bir şey kapakta. Bu da mı soruyoruz? Bu da soruyoruz. Aynı demek ki. Bu da Nur. Demek ki Nusalardan kalmış. Şimdi bu başka. Yeni gazete. Tarihi abiler. Tarihi. 1960. 60'ta doğan var mı? Benden 3 yaş büyük. Bak şimdi. İstanbul batsa haberimiz olacak mı? Gazete, gazete bunu satıyor. Tamam aldı millet sihreciden gemiden binenlere. İlk sayfa okuyorum. Ha, ters tutmuşum. Ha gazetenin adı? Bediüzzaman. Bediüzzaman. Bakayım ne ilk sayfası. İstanbul batsa haberiniz olmaz diye Rüştü abinin cümlesidir. Öyle bir gazete ki İstanbul batsa İstanbul'da satılan gazetenin yazılmıyor. <laughs> İstanbul batmış diye. Bak. Ha? Spor sayfasına da bakacağım. Meyus olma. Ey ehli iman. ilk sayfa. zaman şimdiki en yüksek gür sadası ile dinsizliğin her nevi evhamı fasidelerini ref ve iptal ve tabiun ve maddiyun felsefesinden çıkan tahribatçı küfür ceyranlarını umum sihirleriyle birlikte tart ve izale etmekte ve yeryüzünü küfriyatın zulümlü zulüme Zülmetlerinden... ve bütün karanlıklarından kurtarıp nuru hidayet ile ihya etmektedir. İşte Hücetullah'ı ayet ayeti kübreyi anlatıyor. <laughs> Bak. Ha işte Bediüzzaman feveran ediyor manşet atmış. Neymiş? İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyet'in olacak ve hakim ve hakiki Kur'an'ı ve mani olacak. Mukaddeme nereden? Üçüncüsü Hutbe-i almış. Nasıl İslam hakim olacak? İkinci sayfa deliller, hücretler. Konya Ceza Mahkeme, Mahkemenin hükmü. Allah bilir hangi abinindir? Ee, Mudafa var. Abi, kim? Laika. <grup"> <laughs> 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 Tabi ya. Risale-i Ahmediye. Mucizat-ı Kur'aniye. Kainattan halikını soran bir seyyahın müşahedatıdır. Mus görüyor musunuz? Mehmet görüyor musun abi orada? Görmüyorsan gel bakalım. Görüyorsun. Bak. Hüccetullah, Hüccetullah-ı Baliga ayet-i kübranın diğer ismi. Hayır. Tamam mı? Bediüzzaman gayi ilahisi ve hedefi. Hediye almama kaidesinin sırrı. Gazetede olur mu? Abdurrahman bu gazete ha? Bediüzzaman'ı tam ediyorlar ya. Gazeteyi satıyordu. Ha bunu satıyordu sirkecide. Zübeyir, Zübeyir abi. abi. Risale-i Nur dağıtıyordu ya. Adı da şey. zaman yakalandı. Üç gün sonra basın savcısı toplattırdı. Nur çıkıyor bu sefer. Birini kapatıyorlar ve hemen aynı matbaa ismini değiştiriyor. Ama sirkeci denilen adam Nur gazetesini aramıştı. Geçen hafta vardı şimdi yok. Bediüzzan aynı adam Bediüzzan gazetesini satıyor. Şimdi akit vakit nasıl yapıyor? Akit vakit 31 Mart vakası ve Bediüzzaman. Eskişehir Mahkeme Müdafası. Alın abiler. Bu, bu, gazete böyle. Şimdi buna bakayım. Bu da mı Bediüzzaman? Bu da Bediüzzaman. Nusa. Aynı. Burada açayım. Risale-i Nur'un mahiyeti ve menba. <laughs> Risale-i Nur'un gördüğü büyük külli vazife. Allahu Ekber. Ulan böyle gazete olur mu? Bediüzzaman Said Nursi mazar olduğu inayet ilahiye kendisi anlatıyor. Yedinci sebep. Kendisi anlatıyor sayın sevgiler. İtirazımız reddiye. İhlas dersi. Risale-i Nur mesleği ve kaide ve dusturları. Ulan bunu dershanede bile yapamayız bunu. daha mı? Laika kaideleri yazmış. Ulan dershanede anlatamıyorsun ha. Her şey anlatılamıyor. Laikaları dershanelerde bile bazı yerler okuyamıyoruz. Ha yazmış. Korkarım minna da var. İnaatte <laughs> inanın sırrı da belki de vardı. Allah Allah. Kaç ee, yaklaşık bir, bir buçuk, iki, bir bu sene oldu. Zaten hapishanelerde geçti vesaire. Şimdi anlaşıldı bu aynı bu tarihi vesika Rüştü abi verdi ki gelecekte seni zamanda. E bak görüyor musunuz bak ne hale gelmiş. Ondan sonra hepsi farklı farklı. Abediü zaman farklı e, görüyorsunuz abiler. Hep bu İstanbul batsa haberi yok. Bunları korumaya çalışıyorum. E, i̇nşallah filmini de alacağım. E bak şey yapmış. Dokunmamış Fari kardeş. Allah razı olsun. şimdi niye? Bu sizde etti. Evet. Ya. Verdi. Bazı çok şey verdi. Bazı e, yazı vermedi ama kulağıma söyledi de e, söylememek gerektiklerini de söyledi. E, kimlerin hain olduklarını Zübeyir abi ona ne demişse kaç tanesini dedi? bir tanesine biraz fazla şey yapmadım, itibar etmedim ama başıma kader canibinden bela geldi. Başıma evet zahiri haklı olabilirsin ama kader niye şey yaptı? Bir ceyrana mulaimet ettim. Yani aleyhinde bulunmadım. Bulunuyordum, bulunuyordum. Sonra dedi ki şu dönemde madem böyle bir işlev yapıyor. Bunu şimdi aleyhinde bulunmayın dedim yani sevmesek sevmiyoruz, takdir etmiyoruz. Ama şimdilik bulunmayın dedim ama bunu sen böyle mi dedin? Kader aynı canipten beni şiddetli cezaya çaptırdı. İnşallah günahımı da onunla affettirdi. Öyle inanıyorum. Yani bakın takdir etmiyoruz. Hep reddiyelerimiz var, derslerimiz var, aleyhine bir sürü İstikamet ee, istikamet vermek vazifesinde olan kader canibinden istihdam edilen halkın anlayışında kanaat önderleri susamazlar. Olması gereken yerde olacaklar. Demesi gerektiği şeyleri demesi lazım. Çünkü iman ve küfrün ortası yoktur. Eğer olması gereken yerde değilse onu nerede olursa olsun bunun karşısındadır. Yani yanlıştadır. Bir daha bir insan söylemesi gereken vazifesi iken demese, olması gerektiği yerde bulunmasa, nerede bulunursa bulunsun, burada bulunmuyor. 15. Sözden bir şey vereyim. Kur'an Allah kelamı de değildir, deme diyor şeytan ustada. Ee, bir beşer kelamı de diyor. Ustad da diyor malum, yani beşerden bu Kur'an'ı ben yazdım diyen var mı? Yani bu kitabı ben yazdım diyen var mı? Yok. ben Bu kitap benimdir diyen kim var? Bir kişi var. Allah'tır. O zaman onun olmadığına ispat etmek yolunda bunun elinde dursun Kur'an. İspat edebilirsin et onun olmadığına. Ama Kur'an benimdir diyen bir kişi var. Yani bir zat-ı zülcelal var. Benimdir diyen var mı? Yok. Sonra baktı ki yemedi. Şeytan dedi ki bu Kur'an bir şey anlatmak için söylüyorum. Ne Allah kelamı de ne beşer kelamı de ortadan bak. Ona diyor ki işte tarihi mantık bu. Ey melun diyor. Bir şey olması gerektiği yerde değilse orada değilse nereye koyarsan koy. istersen beşer kelamı de. İstersen ortada olsun. Allah'ın canibinden değilse bunun dışındadır. Burada değilse ister buraya koy ister buraya koy, Hiç fark etmez. Aynı bunun gibi. Ölçü söylüyorum. Tarihi bir ölçü. Yani bir insan siyasette e ee, ehvenişer yani. Ehveniş seçim yaklaştığı zaman o cemaat ehvenişeri ifade etmese adınız gibi bilin o azamın şerdedir. Çünkü ustadımız Risale-i Nur'da e, demokrat CHP karşı koruduğunu alelen ifade etmiş. Ama e, saftirik olmayın isme değil Orada söylüyor. İsme değil sıfatadır. Demokrat tabelasına, Menderes'in zatına değil, demokrat anlayışına, felsefesine anlayı yani ehven işere. Mesela şu anda reisi cumhur namaz kılıyor, haca gidiyor, ümre yapıyor, efendim tesettürleri koruyor diye bulunduğu makam mübarek değildir. Kendisi mübarektir diye. Şahısla sistemi ayırın. Evliya dahi olsa bozuk sistemde olsa sistem güzel olmadığı gibi iyi bir sistemde rezil adam dahi olsa onun her fiili rezil değildir. Dolayısıyla İslam alimleri İslam anayasasının 28. maddesinde azami şere karşı ehven şer ihtiyar edilir. Yani kol kol kesene parmak kesen tercih edilir diyor. Bu bir cemaat. Bak bir cemaat. etbaana istikamet vermek, yanlış düşmemesi için onlara istikamet vermek adına ehven ifade etmesi lazım. Eğer gizliyorlar, ehven göstermiyorlarsa bilin ki muzzam Ümmet cadde Kübra'da giren gider sırınca ee, Müslümanların ekserisinin yanında değil Muzzami ümmet üz, Ümmetin azametleri faz, Fazlalığı yani Kaliteli cemaat caddi Kübra'da gitmiyor demek ki bu Yani Söylemesi gereken makamda söylemiyorsa Olması gerektiği yerde bulunmuyorsa Neredeymiş abiler? Otomatik Burada değilse Allah tarafında değilse İstersen Kur'an, beşer kelamı de, istersen Allah ve beşer kelamı de Ortadan bak, nerede bakarsan bak, Allah tarafında olmadığı için muhaliftir. Burada da olsa, burada da olsa Kur'an, fark etmez. Burada değilse tamam. Demek ki ustadımız layıkalarda ifade ettiği halde ifade etmemek. Ha, bu adam gizli öteki taraftadır. İşte gazeteleri de gösterdim. Bunu itham ediyorlar böyle çok acayip acayip. Zübeyir abiyi güya düşürmek için böyle e, çok bizden yakın gözüken yakın gözüken e, Hüsna dairesinde bile olan önde bilinen şahıs Zübeyir abinin aleyhinde e, internetlerde yazı yazdığı için söylüyorum. O abinin de dostluğu şöyledir Allah Resulü diyor ki vefa nedir? o dostun yokken onu varmış gibi mudafa etmek vefadır. Peygamber hadisi var. Ben de Zübeyir abi yok varmış gibi hukukunu koruyor. Hüsnü abinin içinde bulunup şu anda internette yazıp Zübeyir abi de Yeni Asya'yı falan kurdu gazete yaptı diyene yazıklar olsun. Biliyor bunu. Aa, bunu biliyor. Gazete di bu. Biliyor. Bilerek yalan, yalandır. Yalan nedir? Doğruyu bilmekte, bilmeye rağmen yanlış söylemektir. Yanlış söylemek yalan değildir. Cehalettir, eksikliktir, kusurdur. Ama bir şey bilip ona rağmen söylenilirse onun adı yalandır. Bak zaman gazetesi. Böyle gazete mi olur? zaman. Nur gazetesi. Böyle gazete mi olur? İstanbul Batsa var mıydı haber? He Mehmet? Yok. Gazete şimdi bizim bildiğimiz? Ondan sonra Rüşt, Rüşt, abi dedim niye çünkü büyüklü, küçüktü farklı farklı. Ya bir tane niye devam etmedi? En fazla bir gazete bir hafta gidiyormuş. Çünkü basın savcısı hemen orada toplattırıyor, yasaklıyor. Tamam. Ertesi ertesi hafta e, Zülfikar çıkmıştı. O da Selahattin'de kalmıştır zannediyorum. Rüşt abi'nin yanında o da kaldığı için Zülfikar gazetesi. Bu Bediüzzaman Nur, Zülfikar diye bir gazete de var, aynı böyle. Ona kalmıştı galiba. Böyle onlar hep <laughs> saklamıştı, vermişti bana. Ee, Az önce dediğiniz o efendim şöyle bir sözü var, ah yerlerci. Ha. Onu ha, onu okumadan önce şunu da söyleyeyim. Efendim ben demokratım. Rus'ta i̇şte, şey züberdiğim, e kardeşim da demiş ama demokrat e, vasfı e, isme değildir diyor, vasfadır yani tabelaya değil. Ehven işer. Nedir o? Ölçü şudur. Ölçü şudur. CHP'nin başa geçmemesi için şuraya pergeli koymuş. Pergeli sabitlemiş mi Fatih? Demiri koymuş. O merkezde daire çizeceksin. Yani ehven işer nedir? Ölçü şudur bak mecelle. Bu azami şeri tespit edemesen ehven işer oynar. Ne ehven işerdir? Mesela şimdi diyebiliriz ki İYİ Parti'dir, MHP'dir, e, e, hainler var ya böyle, e, Ahmetoğlu var, e, bilmem şey oğulları var, bir sürü. Ha, evet şer şudur, niye? İslam'a ve Kur'an'a alelen düşman olan karşısında buna bunun karşısında bulunan dindarlık aranmaz bunu durdurabilecek bir, bunu durdurabilecek bizim hizmette yönümüzü açacak vasıf efsafa sahip. CHP'ydi. idi. Camilerin kapanmasına 20 bin cami kapanmış. Şimdi bu CHP'yi durduran o zaman Demokrat Partisi'ydi. Şimdi bunu durduran, durdurabilecek AK Parti'dir. Tabela değil ki. Tabela da değişir. Sahip değil, başkası da gelir. öne Bak, bunu unutturmayacaksın. Kur'an'a, İslam'a zıt bir gücü durduran, durdurabilecek, bizden yana bize muhalif olmayan, dini hizmet istemiyoruz, bize muhalif olmasın, bizim hizmette mani olmasın, buna karşı bizi korusun. Şey, even şer denmez, değil mi? O even işer denmez. Reisin zatına ehven-i şer denmez. Hı hı. Çünkü o şer değil abiler. Hayırdır, Hayırdır tabi. Zatı bakımından ceyranı AK Parti, CHP'ye karşı AK Parti ehven şerdir. Ama reis ehven şer değildir. Belki de onun kadar ben Kur'an okuyamam. Yerlere başörtü, takdiri, şey yapmıyorum, bir imanlıya söylüyorum. Başörtü sebebinden dolayı yerlere sürülenin bacımızı kaldırıp vali yapana benim imanım taraftardır. Yerlere başörtü mücadelesinin başı olan o bacımız bayrak olmuş, yerlere sürülmüş. Her türlü melanet zulmü şey yapılmış. Yerlere sürülmüş o bacıyı o sürükleyen polislerin, adamların başına vali yapan zatı imanım onaylıyor. Ayasofya'yı açana imanım onaylıyor. Fındıkzade adlı Tıp'a giderken soldaki şehrin umumi tuvalet hanesini aslı camiydi. Osmanlı padişahları ile bak Fındıkzade merkezde eee Paşa adlı Tıp'ta, adlı tıpa giderken o cadde Kızıl Erma Caddesidir. Türkçe Abdullah Sokağı'nda da Rüştü abiyle 5 sene kaldı. Hemen karşısında içimiz giderdi. O caddeden Rüştah abi pek geçmezdi. Orada bir tahtalı eski bir cami vardı derdi Rüştah O camide padişahlarla e, fakih ve ulema bilim insanları gizli gece yarısı toplandıkları bir cami. Tahtada mutevazi bir camiydi. O camiyi kaldırdılar adamlar. Şehrin umumi tuvalet yaptılar. Taksim'deki Hamidiye camisini yıkıp başka şey yaptıkları gibi. İşte o umumi tuvaleti tekrar tuvaleti cami yapana tuvaleti cami yapana kalbimdeki iman onaylıyor. Askerleri Irak'a, Suriye, Doğu'ya ee, anne babalar uğurlarken Sirkeci tren garında Abdülhamit döneminde orada bir cami vardı. Otogar'ın hemen yanında tepede bir cami vardı. Hem asker hem anne babalar namaz kılma yeri yapmış. O cami yıkılarak meyhane idi. Onu kaldırıp cami yapan imanım onaylıyor. Turgut Özal yaptı. Onu. Ya. Kardeşim o zatı bakımından Ayasofya'yı açanın aleyhine bulunanın imanından şüphe ediyorum. Çünkü o Ayasofya cami değil, simge ve semboldur. Ben siyasetçi değilim ama ben hak Siyasetçi değilim. Siyasetçi ne demek biliyor musun? Tabelanın peşine koşan, adamın peşine koşandır. Evet. evet. İslam hukukunda. hukukunda evet. Yani ümmetin onayladığı muzam ümmet caddeyi kübradan gider. Bu Müslümanların onayladığına ait başka bir şey çıkartmak o fitnedir. Ki bu Müslüman Türk milleti hiçbir zaman liderini kadın yapamaz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki bir milletin başına kadın geçerse o millet bir daifle olmaz. O zamana yaşarsanız toprağın altı toprağın üstünden daha kaylı olur. Adam şimdi Türk milletine Müslüman olacak. Kadına diyecek ki benim adıma ol. Bir milletin Türk Müslüman milletinin başı kadın olamaz. Bu kadına bir Müslüman oy veremez. Din yani yanlışı doğrusun demiyorum. Şeran yanlış. Şeran yanlış. Sen onu onayladığın anda o halini onaylıyorsun. Bu halini bulun diyorsun. Ben radikal falan şey değilim ha. Bu buradan açıldı da. O gün de Zübeyir abinin aleyhinde makaleler yazmışlar. Yok Zübeyir abi baş şey sebebidir. Bunları o başlatmıştır. Hiç değil hiç boşuna çırpılmayın. Tarihi şeyler var bende. Hiç şimdiye kadar çıkartmadım. Şimdi ihtiyaç oldu. Bak çıkarttım. Ha işte Zübeyir abinin çıkarttığı nur ve Bediüzzaman gazetesi. Bunlara da göstereyim. Siz de görün. Gazete buymuş. İstanbul batsa der. Bu cümle benim değil. Rüştü abi dedim ne vardı içinde bir ne dedim. İstanbul batsa haber yok. En büyük haber olması lazım. İstanbul battı. Yok sinek uçtu değil. İstanbul batsa haber yok. En o zaman o İstanbul'u haber değilse ne var dedim ya. Abi var. Arkadaşlar. işte beraber olmak, bir kültürde olmak, bir potada olmak böyle aydınlanmak oluyor. Tek başına olmaz. Gidemezsin harika dayı olsa. Her vasfı Mehdi'nin harika dayı olsa bir cemaatin temsilcisi mümessili değilse o ce öteki cenan karşı mağlup olur. Şimdi Mustafa seni dinliyorum abi. Zübeyir abi ne demiş? Zübeyir abi ne demiş? Ama biraz hızlı olursa sen, sen. Biz ahrar yani hürriyetçiyiz. Şehir İslam seçmiyoruz ki takvasına bakalım. Siyasetçi seçiyoruz. Fikrimize dost olsa yeter. İsim ve şahıslar değişebilir. Ama ölçüler değişmez. Biz ölçümüze uyanları destekleriz. Sahneden düşenleri sahneye çıkarmak bizim işimiz değil. Ölçülerimize uyan, bu ölçülerle milletin ekseriyetinin desteğini kazanan kim olursa olsun biz onu reylerimizle destekleriz. Mesleğimizde millet ekseriyetinin hüsnü teveccühünü kaybetmiş mağzı olanlarla istikballa yürünmez. Onlarla kaybedecek zamanımız yoktur. Bediüzzaman Said Nuz Hazretleri'nin talebelerinden Zubi Yunuz Atatürk. Şimdi bunu koyduk. Ha kravat Allah razı olsun. Kardeşim hayatın tadit safaları var. Konsolosluğa giderken, ilk konsolosluğa giderken mulakata yurt dışı hizmetleriniz için. Nereye kadar? Sizi yalan mı söyleyeyim? Arabada Alman konsolosluğun kapısına kadar gittim. Arabada taktım. Arabada şoför ben gidiyorum. Taktım, girdim. Onu da kardeşten aldım. Ve çıktım, çıkarttım. Sübeyir abi, ustadın vefatından sonra, 60 ustad vefat ediyor. Urfa'da ustadı gömüyor. Ve o akşam bile kalmıyor. Biniyor otobüse İstanbul'a geliyor. Ve ilk defa Kirazlı Mescidi Süleymaniye'de ilk medreseyi açıyor. İki kat böyle. Sonra işte tabii zübira bir akıl. Mahkemeler devam ediyor. Mahkeme o zaman mahkeme e, secdeydi. Gülhane Parkı'nın tam karşısındaydı. İstanbul Adliyesi. Allah mekanı cennet olsun. Hem ustadın hem nur talebelerinin avukatlığını yapmış. Fise bilillah ve Türkiye'nin her tarafına dolaşan abimiz. Neydi adı? Bekir, Bekir Bey. Onun yazanesi vardı. Bak aynı yapıyorum elimle. Zübeyir abi dershaneden çıkıyor. Yazaneye gidiyor. Bekir Bey abiyle, Bekir Berk abiyle e, ne yapacağız? Nasıl müdafaa edeceğiz? Teatide bulunuyorlar. Meşret ediyorlar. Mahkemeye girecekler. Onu müdafaa edecek. Şöyle diyeceksin. Böyle yapacağım. Böyle olacak. Tamam. Oraya kadar gittim. Şey. Oradan Beyazıt'ta Fatih Gülhane Parkı'na inecek. Oranın bir adliyenin adı var işte. Tam onun karşısında. İstanbul Adliyesi oradaydı. Ben oraya şeye de gittim ben. Ee, Edirne'de e, Kurdolu abiden e, ne abiydi ya. Onun Edirne'de dershanede vakıfken vakıfı basıldı. Onun yüksek mahkemesi Edirne'den buraya almışlardı. Rüştü abi bizi gönder e, göndermişti. O abi yaşlı bir abi şu anda yaşıyor. Ödülüne de yakalanıyor, sorgulamaya büyük ağır ceza reisi. Şey orada şey onun mahkemesine de kat katılmıştım. Ee, ne abiydi ya? Hatırıma gelir. Onun mahkemesine katılmıştım. Oraya şimdi tamam. dağıtmayayım. Zuber abi Beyazıt Kirazlı kirazlı mescide gidiyor Sultan, şeye e, Süleymaniye. Orada bir kirabi ile meşveret ediyorlar. Bekir abi bir tane kravatı veriyor. Süber abi takmıyor. Taksa ne olacak ki zaten ama genel gösteriliyor Fatih'e geçin. Oradan sonra mahkemeye gidiyor. Koridorda takıyor. Mahkemeye giriyor. Çıkıyor çıkarıyor. O anda fotoğrafını alıyorlar. Süber abi şimdi her safhasını kravatı gösteriyor. Neye benziyor derdi. Yani basit şeyler ama mide bulandırıyor ya. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bunu da Rüştü abiye Zübeyir abi demiş. Geldi okul kitabını. Rüştü kardeş dedi. Ee, Fatih kaçta İstanbul fethetti dedi. Abi 21 yaşında. 21 yaşındaki delikanlı sakalı tam çıkar mı? Tam çıkmaz değil. Mi? Ha işte. Sen kaç yaşındasın şey Ömer? 17. 17. Ha işte böyle bir şey. Biraz değil. Ama okul kitaplarında İstanbul'u fethi Fatih Sultan'ı 45-50 yaşına gösteriliyor. Kart bir insan olgun bir insan. Ama tarihte 21 yaşında bir gencin böyle bir tarih açıp tarih kapatmaya vesile olmamıştır. Bu anormaldır. Bu anormal İslamiyete mal olur. Olmasın diye ama 45-50 yaşında bir insanın böyle bir fetihe muvaffak olduğu tarihte vardır. Bu harika değildir. Normaldir. Bu harikalık gözükmesin diye okul kitaplarında 21 yaşındaki gibi değil 40 yaş, 45 50 yaşındaki gibi gösteriliyor. Aynı 45 yaşında mı fethetti? Sübeyr abi her safası kravattı. Allah. Allah. Kravatın abi İslami sembolü. Ha, kravatı da şey yapayım. Yasin'de ağlalen boyun bağları şurada ee, şey mutvazı yapmaz. Kafa yukarıdadır. Benim uydurduğum değil. Bu bağ bizim elimizdedir. O e, küreselcilerin modayı çıkartanların, dünyaya dayatıcıların ucu ondadır, boynuna takmıştır. Boyn, bunu takmak, bak ucu onda, ona göre. Boynuna takıldı ama bu ip bizim elimizde. Yasin'de Elmalı Hamdi yaz, yazır, alalen papyon kravat diye tefsir eder. Çünkü bu takıldığı zaman inmez buraya. Kafa inmez böyle. Boyun eğmez, mutevazi yapmaz böyle. Adam böyle tutar. Ya onların bu kaçayım? Eğer bu kadar önemli olmasaydı bu bu kadar üzerine şart koşmazdı ehli dalalet. Için... Olmasaydı batının çok ciddi olmasaydı onlar için senin için bez iken onlar için bir simge olmasaydı bu kadar dayatmazdı. Foter, şafka, bezim namazında bez gibi gözükürken birilerin nazarında sembol olduğundan bu kadar iskilipli atif hocalar vesaire asıldı. Yani sarık değil, bizde, de sarık. bizde de sarık öyle. Çarşaf öyle. Demek ki o yular başka karşımda, karşımdakine aittir. Ben bir yere bağlayayım. Başıma geçirilmiş ip karşıya bağlayayım. İster düşün, ister düşün. Zaten düşünsen bile yapmazdın ki. Bir zorunluluğun mu var? Ama e, ee, ilkokul ben yaşadım. Ortaokulu 1972'lerde abiler. 72-73'lerde ortaokulda şapka takarlardı. Şapka mecburiyeti vardı. Biliyor musunuz? bilmezsiniz. 71, 72, 73. Ortaokul çocukları var ya. Ee, şey var ya Deniz Kuvvetleri Komutanı böyle şey gibi. Hani şapkalar böyle. öndefi. O ortaokul çocuğu takmak zorunda. Lisede bahsetmiyorum zaten. Ve şu anda mecliste milletvekilleri şapka takma kanunu var ama kimse takmadığı için takmıyor. Tabii takma takma mecburiyeti var şu anda hala. Peki ne önemi var? Senin için önemi yok. O bir simgedir. Mesela Müslümanların camiye gidince takke ve sarık görüyorsun değil mi? Yahudilerin ağlama duvarına gittim. Bakın ne göreceksiniz? Duvar. Kafalarında lenger var. Ne diyeyim? Lenger. On, onsuz bir şey gördün mü? Ha ha. Demek ki foter, şapka onların alameti. Sokmaz. Şimdi Ayasofya'da Sultanahmet'te turistler geliyor yaptı. O kısa giymiş kadınları sokmuyorlar. Başörtüyü turist oraya kadar. Ondan sonra namaz kılacak. Sokmuyor. Doğru. Herkes öyle. Biz de dilimizin gereğini yapıyoruz. O da dilini. Lenger olmasa Alama duvarında. Onun için birisi vardı. Me şeylere, mitinglere böyle siyasi konuşma yaparken fotelini sağlardı. Dündümdür, bugün bugündür. Ha? Vardı da biz mi içtik petrolü? Bu millet. Ama Risale-i Muhakeme bak tabela değil, şahs değil. O vasıf, sıfat, ve eylem odur. Ama bunu nasıl tespit edersin? Buralarda bir sürü grup var parti. Şu mu şu mu? Nasıl tespit edeceğim abi? Bu bundan önce bu doğrularını bu yanlış tayin edecek. Abi 5-6 tane parti var hangisi? Ehven bul. Ehven işleri bulamazsan azam işleri göre şey ehven diyorum özür dilerim. Azam işleri bul. Azam karşısında ehven olacaktır. Azami Şer olarak CHP'yi görmesen bak ona ittifak etmiş. Senin o kadın partisi öyle Ahmetoğlu, Davutoğullar hep bununla ittifak etmiş. O terörle şey, beraber olan EDP'de ittifak etmiş. Bununla ittifak etmiş. E kardeşim bunu atınca buna mal oluyor. Sen hangi vatancılıktan bahsediyorsun? Hangi vatan bayraktan mal Bununla beraber senin. Bak Azami Şer CHP'dir onu durduracak, bizden yana olacak, önümüzü açacak, buna karşı olacaktır. Ama durduracak güçte olacak. Bak adam azami şer tespit edilemezse evin şer hangisidir bilemezsin. Ya, dindar dayı olsa, küçük parti olsa olmaz. Bunu durduracak güçte olacak. Burada evliya partisi de olsa ama az. Mesela diyelim ki AK Parti CHP'yi durdurabilecek güçtedir. Burada bir parti olmuştur. Böyle çıkmış böyle 40 tane evliya var. Parti. Olmaz çünkü bunu durduracak güçte değil. Ona o, oy atmak çöp atmaktır. Ona savaş ilan yani, Evet. Savaş etmiş. Eğer bu gruba destek vermiyorsa, bu grup yapmışsa ona savaş ilan etmiş oluyorsun. Ben bununla bunun arasını yaptım. Peki bununla bununla ne olur? Eğer ümmet, Muzam ümmet buna ittifak etmiş, bu da bunun karşısına çıkmışsa burada ufak tefek farklılıklarla yok ben daha dindarım, yok ben daha iyi yaparım tarzında yeni çıkmalar bu ehvenişlere savaş açmaktır. Buraya değil, buna açmakmış. Bu cephede açmak, yeni bir kuruluş yapmak buna savaş açmaktır. İlk önce ehvenişi nasıl tespit edilir? Azam işer tespit o işe, bizim şey değil ki ya. Ustadın da değil. Ustadın emirde en sondaki mektubudur ama İslam anayasasında kolu kesene karşı parmak keseni tercih edilir. Bu takdir değildir. Mesul diyor mesela. Adam bu tercihtir. Takdir değil ki. Bu tercihtir. Buna göre kolu kesene göre parmak kesen. Eğer peki bir hiç vermesek olman gerektiği yerde değilsen olmaman gerektiği yerdesin. Oy vermen gerekirken vermiyorsan CHP vermiş oluyorsun. Çünkü versen onun karşısında olacaktın. Bir Müslüman potansiyel CHP'nin karşısındadır. Ya adamlar Aziz Nesin diye birisi var. Aziz Nesin. Çatalca'ya giderken talebe yurdu kurmuş. Kemal Sunan şeyler hep orada yetişmiş. Aziz Nesin bak şimdi. idealist adam solcu. Diyor ki bir Müslüman diyor. Şuurlu bir Müslüman. Kendisi orada. CHP'nin yanında olamaz diyor. Evet. Şuurlu bir Müslüman diyor. Ben onunla konuşmaya gitmiştim. Ben ve Kemal. Bir, bir şuurlu bir Müslüman CHP'de olamaz. Çünkü İslamiyet, İslamiyet'i sıttır diyor. O zaman mı abi? dedi ya. Yani. Aziz, Aziz Nesil dedi. Ve gazetede de yazısı var. Ve e, televizyonda açık ortamında da demiş var. Onu da baktım orada da söylemiş. Şuurlu bir Müslüman şu kişiyi sevemez, şu partide bulunamaz. Şu 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 sıfatlarda bulunan şeyi kesemez. Çünkü dine zıttır, ima, iman ettiğine zıttır diyor. Acip. Yani hani derler ya bir e, parti dayı olsa, hareket dayı olsa protokol var, tüzük var. Biz neleri önemsiyoruz, tercih ediyoruz, nerelere karşıyız? Nereyi takdir ediyoruz, nereyi tenkit ediyoruz? Protokol var. Biz hareketimizi Kastamonu layıkası ve Emirdağ layıkası ile hareketimizi yönlendiriyoruz. Tercihimizi bunlara göre yapıyoruz. Ve ahırda vahum enelhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.